Merhabalar. Her pazartesi olduğu gibi bu hafta da Şehir Hepimizin programında birlikteyiz. Birkaç dakika gecikmeli başladı programımız. Geçen haftaki programımızı izleyenler anımsayacaktır. Argüder Yönetişim Akademisi'nin yaptığı güncel bir çalışmayı ele almıştık. Fikret Toksöz ve İnan İnci'yi konuk etmiştik. O programın konusu İstanbul'daki yerel yönetimleri, ilçe belediyelerinin yönetişimle ilgili belli kriterlere göre değerlendirilmesi ve bir nevi karne çalışmasıydı. Bugünkü programımızda da benzer bir konuyu ele alacağız. Daha özel bağlamda, çocuk bağlamında. Yine İstanbul'da yerel yönetimlerin, ilçelerin çocuklara yönelik verdikleri hizmetler ve stratejilerle ilgili bir program yapıyoruz. İki değerli konuğumuz var. Türkiye Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı'ndan, TESEV'den. Sağımda Dr. Itır Akdoğan, TESEV Araştırma Koordinatörü, Direktörü. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Ve solumda Bürge Elvan Erginli, Doktor Erginli, TÜSEV'de yine proje koordinatörü olarak çalışıyor. Itır Hanım, sizinle başlayalım. TESEV'i sanırız izleyicilerimizin çoğu tanıyordur ama tesev.org.tr adresine detaylı bilgi de edinilebilir. Bu çalışmaların biraz bize arka tasarını, geçmişini anlatabilir misiniz? Nasıl daha büyük bir resmin parçası olarak ortaya çıktı bu çalışmalar? Sizden dinleyelim. Çok teşekkürler davetiniz için de öncelikle. Biz teşekkür ederiz. Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı herkesin mutlu olduğu demokratik bir ülke. Ulaşmamız için bulgu temelli politikalar öneren ve bunun savunuculuğunu yapan bağımsız bir düşünce kuruluşu. Bunun için belirlediğimiz çeşitli çalışma alanları var. İyi yönetişim, sürdürülebilirlik, sosyal eşitsizlikler ve kapsayıcılık bu alanlar. Bunlar tabii öyle hani bıçak gibi kesebileceğiniz alanlar değil, akışkan alanlar. Evet, evet. Bir alanda yaptığınız bir proje aslında ötekine de girmiş oluyor konu itibariyle. Bütün bu alanla, üç alanı da kesen konular var. Biz son dönemde TESEV'de kent ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularına odaklandık bu üç alanda. Katılım, kapsayıcılık bizim için önemli konular. Dolayısıyla hem çalıştığımız konular var, çalıştığımız kırılgan gruplar var odaklandığımız. Ve de bu katılım için ürettiğimiz metotlar var. Dediğim gibi kente odaklandık. Sürdürülebilirlik alanında sürdürülebilir kentlerle ilgili bir çalışma başlattık. Frederick Norman Vakfı'nın desteğiyle bundan 3 yıl önce. İlk yıl, burada ürünlerimizi, şekerlerimizi getirdim biraz. İlk yıl yine sizin programınızda tartışmıştık. E-katılım üzerine odaklanmıştık. Evet. Onun bir raporu çıkmıştı. İngilizce, Türkçe burada var. Sitemizden de erişilebilir. İkinci yıl yine katılımla devam ettik. Kadınların sosyal, siyasal ve ekonomik hayata katılımları ile ilgili önlerindeki engeller nelerdir, nasıl çözülür? Onunla ilgili de yine çok değerli kişilerden politika notları çıkardık. Hatta bir tane de denediğimiz bir derin demokrasi yöntemi vardı. O yöntemin uzmanından saha notları da var. Dolayısıyla ikinci yılda 4 tane ürünümüz çıktı. Sonra üçüncü yıl, yani bu proje öyle çok başarılı devam edince, üçüncü yıl ne yapsak, neye odaklansak diye düşünürken katılımın yanında bu defa kapsayıcılık alanına girelim dedik. O sırada da paralelde giden başka bir projemiz, İstanbul'daki bütün ilçe belediyelerinde çocuğa ve aileye yönelik hizmetler ve yardımların üzerine çalışılan, onu değerlendirildiği bir projemiz vardı. O proje veriye dayalı yerel politika yapma aracı geliştiren bir proje. İstanbul 95 adlı Bernard Van Leer Vakfı'nın destekli bütün evet. Dünyada aslında yürüttüğü bir program. İstanbul Ayağı, İstanbul 95'ti. Onun bir ayağı olarak veriye dayalı politika önerisi geliştirmek için bir araç. Orada erken çocukluk dönemine odaklanan bir projeydi. Biz TESEV'de projelerimizin birbirine konuşması, birbirini beslemesi, zaten söylediğim gibi farklı alanlarda da olsa yine nihayetinde aynı amaç için çalışıyor evet. Hepsi. Dolayısıyla oradan aldığımız erken çocukluk bilgisini, birikimini bu defa bu sürdürülebilir kente uygulayalım dedik. En azından konularından biri olsun diye. Kapsayıcılıktı. Kadın, genç, mülteci ve çocuk bağlamında kentlerin kapsayıcılığını tartıştığımız bir projeydi. Onun da yine ilk ürününü Elvan politika notu olarak yazdı. Bugün de sanırım tartışmak istediğiniz, odaklanmak istediğiniz konu olmuş onlardan oldu. Onlardan birisi, evet.
Yani gördüğümüz kadarıyla aslında birden çok çalışma var. Evet. O çalışmaların farklı ürünleri var. Birbirleriyle konuşan, birbirlerini destekleyen çıktılar bunlar. Evet. Evet, bunları sizinle konuşmak istiyoruz. Neden çocuk? Bunu biraz daha açar mısınız? Yani İstanbul'da çocuklardan talep mi geldi TESEL'e? Bizimle ilgili, çocuğa yönelik hizmetlerle ilgili araştırma yapın şeklinde. Sizden öyle olmadı maalesef. Neden çocuk? Tabii çocuklar biliyorsunuz zaten kentin dezavantajlı gruplarından biri olarak sayılıyor ve hem Türkiye'de hem İstanbul'da çocuk nüfusu aslında toplam nüfusun çeyreğinden fazlasını oluşturuyor. Yani İstanbul'da 0-18 yaş nüfus bütün ilin nüfusunun %28 civarı bir şeyini oluşturuyor. Bundan dolayı da aslında siz bir hizmeti yani hizmetleri bu çocuk grubuna erişilebilir kıldığınız zaman aslında hani bütün kent sakinlerine de erişilebilir kılmış oluyorsunuz. En büyük sebeplerinden bir tanesi de buydu tabii ki. Yani çocuklar, çocukların aileleri, belki öğrenim ortamları, okul ortamları evet. zincirleme olarak bu tabii. hizmetler yansımış oluyor. Evet, kesinlikle öyle. Bu nedenle çocuğa odaklandık. Bir de işte bu proje kapsamında zaten ilk projenin ilk ayağı çocuk kapsayıcılığı. Daha sonra bu genç mülteci ve kadın kapsayıcılığı olarak da devam edecek. Evet. Evet. Peki biraz bulgularınızdan bize söz eder misiniz? Şeyden bahsedeyim strateji önce. Yani biraz geçen evet. Buyurun. Evet, geçen hafta siz ağırladığınız Argüden Yönetim Akademisi'nin evet. bir çalışması var. Biz tekrar ona atıfta bulunduk bu çalışmada. Şimdi orada İstanbul'un 39 ilçe belediyesinden 32 tanesinin 2015 stratejik planında sürdürülebilirlik kavramı geçiyor. Güzel bir şey tabii ki. 21 tanesi ise sürdürülebilirliği hedef olarak belirlemiş. Bu da güzel tabii. Ama yani biz tabii ki stratejik planda bu sürdürülebilirliğin yer alması çok önemli. Önümüzde de yerel seçimler var. Daha sonra evet. bir stratejik plan hazırlığı olacak hummalı çalışmalarla. O nedenle tabii ki biz bunu çok önemsiyoruz. Çalışmada çok güzel bir çalışma. Ama ondan farklı olarak biz faaliyetlerine odaklanmak istedik. Yani tamam stratejik plana sürdürülebilirlik kavramı koyuluyor. Hedefler de bu. Bir şekilde hedef olarak belirleniyor ama yani ne kadar hani bunu uyguluyorlar diye. O nedenle biz hem İstanbul 95'te Itır Hanım'ın başta bahsettiği hem de bu küçük politika notunda biraz faaliyetlerini incelemek istedik. Yani gerçekten ne yapıyorlar? Yani stratejik planlarında söz ettikleri sürdürülebilirlik kavramının içine kadar dolduruluyor, ne kadar somutlaştırılmış. Evet, ne kadar kapsayıcı, o açıdan ne kadar bakıyoruz, değil mi? Farklı grupları kapsıyor. Evet. Tabii buna bakmak istedik. Yani bu çalışmada da bu küçük politika notunda da belediyelerce ve yerelde verilen kamu tarafından, kamu kuruluşlarınca da verilen hizmetleri inceledik. Yani bir sürü hizmet var tabii ki. Yani işte çocuk kapsayıcılığı dediğimiz zaman sadece okul öncesi eğitim veya yeşil alan, park girmiyor tabii. Bunun içinde çocuğa yönelik birçok hizmet var. Ama tabii ki veri sıkıntısı var bu konuda. Yani bir hizmet ne kadar veriliyor? Nun verisini bulmanın dışında hani bir veriyi bulsanız bile bunun içinden çocuğu alıp çıkarmanız çok zor. Çünkü veri de çocuğa başka hizmet alanlarında aslında çocukla ilgili olup ama başka hizmet alanlarına yazılmış veya kaydedilmiş evet, veriden bahsediyoruz. Evet, kesinlikle. Mesela sağlık kurumlarından çocuklar ne kadar yararlanıyor? Yani evet. hani sağlık kurumlarına başvuru hani genel olarak biliyoruz belki işte yatak sayısı, işte şey doktor sayısı, hemşire ama yani çocuğun ne kadar bu hizmetlerde kapsandığını bilmiyoruz ama en kolay tabii ki hani erişebildiğimiz veri İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Strateji Müdürlüğü tarafından her sene bir istatistik yıllığı yayınlanıyor. Burada tabii ki direkt olarak kreşler çocuklara yönelik olduğu için onun içinden onu seçebiliyorsunuz. Yani sadece okul öncesi eğitim kurumları için değil, aynı zamanda ilkokul, ortaokul, lise için de bu veriler var. İşte derslik sayıları, şube sayıları, öğretmen sayıları,
öğrenci sayıları gibi çok güzel ilçe bazında, yani onun altını çizeyim, ilçe bazında verileri var. Biz tabii ki okul öncesi eğitim kurumlarına odaklandık. Çünkü yerel yönetimlerin bir ilkokul açma veya ortaokul açma gibi bir yetkileri yok. Ama kreş veya gündüz bakım evi adı altında hizmet verebiliyorlar. Bu yüzden biz bu yazıda buna odaklandık. Bulgulara geçeyim. Lütfen. Yani çok genel olarak aslında en çok göze çarpan bu Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan 1313 tane anaokulu var. Şeyin ayrımı da söyleyeyim, anaokulları 3-5 yaş arası çocukları kapsıyor. Evet. Kreş dediğimizde 0-3 yaş arası erken çocukluk dönemini kapsayan aslında kreşler. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olanlar anaokulları, yani 1313 tane anaokulu var İstanbul'da toplam sayı. Bunun 134 tanesi sadece resmi anaokulu. Yani ne demek resmi demek? Yani ücretsiz demek. Yani 1313 anaokulunun 134 tanesi sadece ücretsiz. 1179 anaokulu ise maalesef paralı. Ücretli. Evet. Evet, ücretli. Bu anaokulları dediğim gibi 3-5 yaş arasını kapsıyor. Bir de ana sınıfları var. Ana sınıfları da ilkokullara bağlı olan 5 yaş sanırım. 5 yaştaki çocuklara eğitim veren yerler. Bunlar da tam tersi bir durum söz konusu. Yani resmi anaokulları ücretsiz olanlar, ana sınıfları fazla. Ücretli olanlar daha az sayıca. Evet. Ama tabii ki 3-5 yaş dediğiniz zaman işte çok büyük bir şey ortaya çıkıyor tabii ki. Yani ücretsiz anaokullarının yani ne kadar az olduğu direkt olarak göze çarpabiliyor. Hani genel olarak İstanbul için durum bu. Yani bunu aslında tüm Türkiye için de analizini yapmıştık. İstanbul bu konuda çok oldukça Türkiye'nin alt sıralarında yer alıyor ilginç bir şekilde. Ve bu yani genel tabloyu ilçe bazında değerlendirdiğimizde ise az önce bahsettiğim veri üzerinden kent içerisinde de bir takım eşitsizliklerin yer aldığını görebiliyoruz. Yani ilçeden ilçeye dengesizlikler, Veya nüfusla ihtiyaçlı orantısız hizmetler kesinlikle gibi. Evet, evet, mesela örnek vereyim, işte Esenyurt ilçesine baktığımızda işte buradaki mesela çocuk nüfusunun çok fazla olduğunu, yani 0-4 yaş arası nüfusu bütün toplam nüfusu oranladığınız zaman, yani diğer yani tüm ilin %8'ini oluşturduğunu aslında bu Esenyurt'taki çocukların. Ama burada anaokullarından faydalanan, bu ücretsiz olanlardan faydalanan anaokullarından faydalananların %4.3'ünü oluşturduğunu, yani ildeki tüm okul öncesi eğitim kurumlarından faydalananların %4.3'ünü oluşturduğunu görüyoruz. Yani burada bir büyük bir dengesizlik var anlamına geliyor. Ama Beşiktaş'a bakıyoruz. Çocuk nüfusu çok az. Merkez ilçe biliyorsunuz gelir seviyesi daha yüksek. Burada çocuklar nüfusun %0.7'sini oluşturuyor ama çocukların %1.1'i. 3-5 yaş grubundan bahsediyoruz, ne değil mi? Yok, hayır, maalesef genel bu şeylerde, verilerde böyle bir uyumsuzluk oluyor. Ama evet, çocuk nüfusu dediğimiz zaman yani 3-5 veya 0-4 hani oran olarak çok fazla fark etmeyeceğini düşünerek bunu kıyaslamasını yaptık. Beşiktaş'taki çocuk nüfusu dediğim gibi %0.7 bütün ilin. Ama işte okul öncesi eğitim kurumlarından faydalanan çocukların %1'i burada. Yani dolayısıyla ücretsiz kurumlardan faydalanan. Ücretsiz kurumlardan. Dolayısıyla yani kapsayıcılık açısından çok inanılmaz bir şey, dengesizlik olduğunu görüyoruz. Arasında, evet. Bir de bunun altına siz gelir haritasını koyduğunuz zaman veya hani diğer başka sosyoekonomik göstergeleri koyduğunuz zaman yani o zaman şeyi çok net olarak görebiliyorsunuz aslında kent içindeki eşitsizliği de. Ki diğer çalışmanızda belediye İstanbul 95 ORG'de sanırım bunları da göreceğiz, evet, değil mi? Evet. Birazdan onu da göstereceğiz. Orada sadece çocukların aldığı hizmetler değil, daha genel ekonomik ve demografik veriye ulaşmak mümkün ilçeler bazında. Evet. Peki bu strateji geliştirme notunuzda ne tür önerilere ulaştınız? Tavsiyeleriniz neler oldu? Biraz onları öğrenebilir miyiz? Tabii, evet. Şey de söyleyeyim bir de yani önerilere geçmeden önce bu başta bahsettiğim kreş anaokulu farklılaşması ile ilgili olarak 0-3 yaş grubunun aslında hani pek fazla da kapsanmadığı bu gene ücretsiz kurumlarca. Çünkü bu Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan
anaokulları 3-5 yaş dediğim gibi. 0-3 yaş grubuna hizmet veren şeyler ise Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na, eski Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'na, oraya bağlı ve bunların tamamı ücretli. Evet. Ve burs imkanları var ama yani çok fazla Dünya Bankası'nın çalışmasına göre de çok kapsayıcı olmadığı, bu burs imkanları kısıtlı olduğundan bahsediliyor. Dolayısıyla 0-3 yaş grubu aslında yani ücretsiz neredeyse hiç hizmet almıyor gibi bir sonuç da ortaya çıkıyor. Önerilerimizden bahsedeyim. Lütfen. Ya ilk önce tabii ki şey çok önemli. Yani bir ihtiyaç analizi yapma yani ihtiyacı var kesinlikle. Yani işte hangi mahallede ne profilde insan var, ne profilde çocuk var, o mahallede kamu ne hizmet veriyor, özel hizmetler neler, yerel yönetimler ne hizmetler veriyor. Yani bir mevcut durumun bir kere tespitinin fotoğrafının çekilmesi gerekiyor. Fotoğrafının, bunun için de tabii verinin biraz açık olması gerekiyor. Evet. Yani bizim ulaşabildiğimiz veriler çok belki de kısıtlı bir ihtiyaç analizi yapmamıza olanak veriyor. Ya dolayısıyla yani ne kadar veriye ulaşırsanız aslında o kadar doğru tespitler yapabiliyorsunuz. Peki şunu sorayım, veriye ulaşma zorluğunuz verinin yani kurumlar tarafından saklanmasından mı kaynaklanıyor, yoksa daha önce söylediğiniz gibi yani çocukla ilgili hizmet var ama aslında o şekilde sınıflanmadığı için, gruplanmadığı için çeşitli sebepleri var. Bazen ilk dediğiniz, bazen ikinci dediğiniz oluyor. Bazen doğru tasnif edilmiyor. Bazen kurumlarda veri oluyor ama yani belki formatı farklı oluyor ya da işte evet. Yani bir sürü sebebi var. Çünkü bunun tabii ki. Çünkü mantıken bir yerel yönetimin verdiği veya bir kamu kurumunun verdiği hizmetin reklamını yapması, hani tanıtımını yapması. Evet. Çünkü bunlar icraattır yönetimler açısından. Evet. Yani şöyle bir durum var. Bir kere iyi bir ihtiyaç analizi yapmanız için ölçeğin mümkün olduğunca büyük olması gerekiyor. Yani, yani mahalleye inmeniz gerekiyor aslında. Yani şimdi birçok veri var tabii ki Türkiye'de, yok değil. Ama yani İstanbul veya il bazında olunca yani il içindeki farklılaşmayı siz göremezseniz, o kırılımları göremezseniz o zaman doğru tespiti yapamazsınız. Yani verinin çözünürlüğü düşükse çok fazla tabii. Mahalleler veya ilçeler arasında kıyaslama yapamazsınız. Yani mahalle verisi çok önemli o nedenle. Çünkü yani belediye bir hizmeti verirken ilçe belediyesi tabii ki yani mahalleye göre bunun planlamasını yapıyor. O nedenle biraz yani o çözünürlüğün arttırılması gerekiyor belki veri toplanırken diyeyim. İkincisi bu verilere dayanarak tabii ki merkezi yönetimler için söyleyeyim. Burada Milli Eğitim Bakanlığı bu ücretsiz resmi anaokulu hizmetlerin bir kere sayısını kesinlikle İstanbul için, yani İstanbul'un koca nüfusunu düşünürsek 134 tane anaokulu ücretsiz. Gerçekten çok düşük bir sayı yani. Peki ebeveynler, aileler bunun farkında mı ya da çocuk konusunda çalışan kurumlar, sivil toplum kuruluşları? Yoksa bu çalışmanızdan sonra mı bu farkındalık artacak? Sanırım çok farkında değiller. Çünkü erken çocukluk dönemi çok fazla çalışılan bir konu değil sanırım Türkiye'de. Yani var tabii işte. O dediğim gibi Dünya Bankası'nın bir çalışması var. Bu özellikle okul öncesi döneme odaklandıkları ama çok yaygın değil zannediyorum. Evet. O yüzden işte aslında giriyorum sözünüze ama o yüzden şimdi hani katılımcı olalım, işte kapsayıcı yönetişim olsun, hani bunun savunuculuğunu teoride yapmak var. Evet. Ki yıllardır zaten bunu yapıyoruz ama bir yandan da tamam peki yapayım da nasıl yapayım sorusunun cevabı olarak bir de o kişilere, konuştuğunuz kurumlara bir araç, somut bir araç sunmak var. Elvan'ın işte koordinatörlüğünü yaptığı projede en değerli çıktısı o somut aracı veriyor olması. Biraz önce işte anlatırken ilçeler arasında eşitsizlik var, çok büyük bir eşitsizlik var ama ben zannetmiyorum ki hiçbir kamu kurumu bilerek, isteyerek o eşitsizliği yaratsın. Muhtemelen veriye dayalı politika yapma alışkanlığı olmadığı için, onun değerinin farkında olmadığımız için ya da milyonlarca satırlık bir işte Excel'in Access'in önünde veriye erişsen bile onu anlamlandıramadıktan sonra, onu okuyamadıktan sonra ne manaya geldiğini kendi içinde, kendi mahallende ne manaya geldiğini
çevirisini yapamadıktan sonra çok fazla zaten yararlanamıyorsun da o veriden. Bu evet. tip çalışmalar, bu bizim işte somut araçlar birazcık onun da değerini ortaya koymuş oluyor ve aslında dediğiniz gibi sadece yerel yönetimler, karar alıcılar değil, yurttaşlar, sivil toplum örgütleri, belki bunun çok da erişimi olmayan, çok uzmanı olmayan ama kendine dokunan, işte çocuğum var, anaokuluna yollayacağım, param yok. Aslında da görüyorum ki var gibi olanların %10'u sadece ücretsiz. Bunun farkında olmasını, yurttaşın da bunun farkında olmasını sağlayacak araçlar. Çünkü içeriği açık. Evet. Açık veri bunlar. Yani bizim bütün yerel yönetimler için aslında başta kurduğumuz, geliştirdiğimiz araçlar herkesin kullanımına açık. Evet. Dolayısıyla ilgilenen, buradan hani seyredenlerden de ilgilenenler varsa eşine dostuna da paylaşsın lütfen. Aslında herkesin görebileceği, kendi mahallesinde ne varmış interaktif olarak görebileceği haritalar yaptık. Birazdan bu konuya da gelmek istiyoruz zaten. Bu İstanbul 95 portalına da biraz göz attıktan sonra geliştirdiğiniz gereçler nasıl kullanıldı, kimlere fayda oldu diye. Evet, buyurun devam etmek istersiniz. Evet. Öneriler. Yani son olarak neyi söyleyebilirim? Bu veri konusunda gene tabii işte tamam, biz bu analizi işte, kamu hizmetlerini de bakarak yaptık. Ama asıl muhatabımız aslında yerel yönetimler. Yani yerel yönetimlerin de tabii ki bunlara bakması, kamu tarafından bu hizmetler ne kadar veriliyor veya işte özel kurumlarca ne kadar veriliyor. Ona göre yani hizmetleri tabii ki bir şeyin üstüne koyması lazım mevcut duruma. O mahalle profillerinin üzerine koyarak nerede ne eksik. Yerel yönetimler de bunu görüp o zaman hizmetlerini ona göre, yani kamu kurumlarının belki eksik geldiği noktalarda devreye girebilirler. O zaman yani çok daha bütüncül bir yaklaşımla hizmetlerini veya yardımlarını yapmış olurlar. Hem de kaynakları daha ona göre daha verimli kullanmış olurlar. Bir konuda bütçelerinin, yerel yönetimlerin bu bütçelerinin çocuğa duyarlı hale getirilmesi bir önerimiz de buydu. Belki hani yerel yönetimlerin içinde bir çocuk birimi oluşturulabilir. Yani sürekli bu çocuklarla ilgili belediyenin ne yaptığını izleyen bir birim olabilir. Veya yani tüm birimlere bu aşılanabilir bir şekilde. Her birim kendince, her departman kendince verisini ona göre tutar. Mesela işte sosyal yardımı izleyen birim neyse, departman neyse, yani yardımın yapıldığı ailelerin yüzde kaçının erken çocukluk dönemindeki çocuklara sahip olduğunu mesela. İhtiyaçları var, evet. Belki bir kısmında bu var ama içinden ayrılmıyor veya belki bir kısmı tutmuyor bunu. Halbuki belediye aslında çocuğa yönelik hizmet yapıyor ama kendisi bile farkında değil. Yani biz gidip konuştuğumuz zaman, Hatır Hanım da biliyor. Yani biz pek bir şey yapmıyoruz çocuklar için diyorlar. Ama aslında yapıyorlar. Ama sonra anket sorularına baktığında aslında önemli bir kaynak ayırdığını, zaman, para, insan kaynağı, araç gereç, aslında çok fazla kaynak ayırıyor oluyor çocuk için. Ama onu çocuk hizmeti diye baştan koymadığı için, planlamayı yaparken öyle koymadığı için, dolayısıyla öyle de anlatamıyor. Başka bütçe kalemlerinin altında onlar çıkmış oluyor. Harcama gibi gözüküyor. Ama aslında işte çocuğa duyarlıdan kastı birazcık da hem planlarken hem de sonra sunarken öyle sunsa, öyle kodlasa. Dolayısıyla verilecek olan hizmetler YPS içerisinde her zaman çocuğun da öncelikli olduğunun içselleştirilmesi gerekiyor ya yönetimler. Yani çocuk tarafından. Bir hizmet verilen grup olarak görülmüyor diye anlıyoruz biz. Yani aile, ebeveyn sanki öyle görülüyor. Evet. Belki hani çocuk seçmen olmadığı için midir? Artık neden çocuklar hizmet verecek grup olarak görülmüyor onu bilmiyoruz ama aslında hani seçmen olarak bile görmeseler o çocuklar büyüyünce seçmen olacaklar. Yani hani seçmen odaklı bile olsa aslında hani yatırım yapması gerekir. Ya da aileleri var o çocukların, evet. Ama gerçekten söylediği gibi erken çocukluk hele ne yazık ki unutulan bir dönem. O yüzden de bu proje bunu da... Belki de yetişkinlere ve ailelere hizmet götürüldüğü vakit doğal olarak çocukların da onlardan yararlanacağı ve çocukların özel bir ilgiye ihtiyaç duymadığı gibi bir algı da belki olabilir. Ama işte hani birazcık o açıdan hani farkındalık da yaratmış oluyor aslında belediyelere bu. Evet. Hani sadece işte bu şimdi TESEV için tabii daha hani hani büyük fotoğrafın neresinde diye sorduğunuz zaman TESEV için işte bu katılımcı, kapsayıcı yönetişim, yerel yönetim bizim zaten işte çalıştığımız alanlardan bir tanesi. Yani demokratikleşmenin yolundaki bir şey olarak gördüğümüz için. Bunun içinde
Unuttum söyleyeceğimi. Bunun için de işte somut araç olarak geliştirdiğimiz bir proje. Aynı zamanda hem veriye dayalı politika aracı somut olarak geliştirmiş oluyoruz ama biz bunu geliştirirken yolda farklı farkındalıklar da gelişmiş oluyor belediyelerde. Bu da bize bonusları bunların ve çok da mutluyuz bunun için. Örneğin işte çocukla ilgili aslında bir kalemi olduğunu fark etmesi. Bunun farkında değil. Bundan sonraki mesela şimdi önümüzdeki seçim sürecindeki stratejik planlamada eminiz ki birçok belediye bu projede en azından bize veri sağlamış olan ki çoğunluğu İstanbul belediyelerinin birçok belediye aslında birazcık onu düşünerek de planlayacak. O yüzden öyle bir etkisi de olmuş oldu. Ve belki sivil girişimler, STK'lar veya yurttaşlar da bu yönde talepte bulunacak. Stratejik planlama hazırlama aşamasında. Aslında işte zaten hep katılımcı olması gerektiğini, bu stratejik planlamaların katılımcı hazırlanması gerekir diye konuşurken böyle gerçekten artıları var yerel yönetimlere. Evet. Çünkü örneğin şimdi kapsayıcılık deyince bütün bir kent çalışmaları, bütün bir kent literatürü, uluslararası süreçler, uluslararası politika süreçleri, politika belgeleri bilmem neler, onların hepsinde çeşitli kavramlar var. Ama ne yazık ki katılımcı yapılmadığı zaman bu stratejik planlar, o planlarda, o belgelerde bazen o kavramlar olmuyor. Çünkü belki onu bilmeyen kişiler ya da hani duymamış, onu öğrenmeye vakti olmamış kişiler tarafından yapılıyor. Oysa ki o kavramlar olsa sonradan onları o hizmetlerini anlatırken onlarla, o kavramlarla çerçeveleseler belki de aslında gerçekten daha çok insana ulaşacaklar. Daha zenginleşecek, işlevsel olacak. Evet. Ve daha çok da hem daha zenginleşecek hem daha çok da kabul de belki de görecek. O yüzden aslında çok yerel yönetimler çıkarına katılımcı hazırlamak stratejik planlarını bir kere daha altını çizelim. Evet. Biraz da İstanbul95.org portalından söz edebilir miyiz? Bu da daha büyük bir çalışmanın bileşenlerinden birisi anladığımız kadarıyla. Bu Bernard Van Leer Vakfı'nın İstanbul 95, Kent 95, İstanbul 95 olarak İstanbul'da yürüttüğü bir büyük bir program. Bunun farklı bileşenleri var. Bizim yaptığımız bu İstanbul ilçe belediyelerinde çocuğa ve aileye yönelik hizmetler kısmı veriye dayalı politika üretmek için belediyeler ne kadar çocuklara yönelik hizmet veriyorlar, ne kadar yardım. Sadece çocuk değil bu arada çocuğa ve aileye deyince çok tabii ki kapsam genişliyor. Yani bu okul öncesi eğitim kurumları veya çocuk merkezleri değil, aynı zamanda sağlık merkezleri, meslek kursları ebeveynlere yönelik veya psikolojik sosyal faaliyetler, beceri geliştirme, kültür sanat veya göçmen merkezleri veya engelli merkezi. Yani içinde çocuğa dokunan veya çocuğun ebeveynine dokunan tüm hizmetler. Sanırım sadece gençlik merkezlerini kapsamadık. Yani o 8-18 yaş arası. Ama onun dışında 0-8 yaş grubuna yönelikse veya onların ebeveynlerine yönelikse tüm hizmetleri kapsamaya çalıştık. Peki şu raporun kapağını göstereyim. Eğer teknik olarak becerebilirsek de portalda birkaç sayfada dolaşma imkanımız olacaktır belki. Yanılmıyorsam bu rapordaki bilgiler, portaldaki bilgilerin basılı hali. Evet, büyük portalda ölçüde. Çok daha kapsamlı bilgi var tabii ki. Raporda ise daha yani belediyeler arası kıyaslamalı analizler falan yer alıyor. Evet. Bu proje 2017 yılında mı başladı? 16 aralığında başladı. Evet. Ama işte anketin hazırlanması, ondan sonra verinin toplanması herhalde bütün 2017 yılını kapsadı. Şöyle özetleyeyim projeyi. 3 temel aşaması vardı. İlk aşamasında İstanbul Kadir Has Üniversitesi'nde İstanbul Çalışmaları Merkezi var. Murat Güvenç Hoca var. Orada Murat Tülek arkadaşımız var. Onların bir takım altlık haritalar hazırladığı bir aşamaydı o. Hem İstanbul'u kendi içinde tüm mahalleleri hem de ilçeleri ayrı ayrı kendi içinde mahalle bazında değerlendirdikleri ve bu mahallelerde yaşayanların yaş profillerinin ve bu mahallenin ortalama sokak raiç bedellerinin bir arada değerlendirildiği altlık haritalar oluşturdular. Raiç bedelinin kullanılma sebebi de biraz geliri yansıttı.
çıktığını düşünerek. Çünkü Türkiye'de gelir verisi yok biliyorsunuz. Ama Murat Güvenç Hoca çok hani yaratıcı bir yaklaşım. Arkadan dolaşarak. Evet, arkadan dolaşarak çok güzel analizler yaptılar gerçekten. İkinci aşamada ise tüm ilçe belediyelerinin bu hizmetlerini ve yardımların verisini topladığımız bir uzunca bir dönemdi. 39 ilçe belediyesi var. Sanırım 27-28 tanesi katıldı. Yardım derken aynı ve nakdi yardımları mı kastediyorsunuz? Evet. Hizmetler haricindeki hizmetler haricindeki yardımlar. O da mahalle bazında topladığımız için onların da verisini haritalanabildiler. Portalda onu da göreceğiz az sonra. Üçüncü aşamada da işte bu portalı oluşturduk, web sitesini. belediye.istanbul95.org. O ilk aşamada Murat Güvenç Hoca'ların oluşturduğu, o yaptığı haritalar üzerine bizim topladığımız veriler geldi. Ve böylece üst üste koyduk ve böylece belediyeler hizmetlerini ve yardımlarını aşağı yukarı doğru yerlerde mi yapıyorları görebilmek için güzel bir web sitesi oluşturduğumuzu düşünüyorum. Yani işte o büyük veriyi görselleştirip anlamlandıracak. Çünkü biraz önce yine ben şeye dönersem, bu hani sivil toplum ya da yurttaş katılımının altını çizmek istersek, aslında o veriyi bir şekilde yurttaş edinse bile belediyeden, o Excel'den hiçbir şey anlamayacak kelimelerden, harflerden. Ama evet, harita olarak gördüğünde renk kodlanmış, görselleştirilmiş, bir kere kabak gibi hangi mahallede yoksul çocuklar daha çok yaşıyorlar onu görüyorsun. O üzerine bastığın anda da interaktif, kreş nerede işte, atıyorum işte süt yardımı nerede yapıyor, evet, sosyal marketi nerede falan, parkı nerede, onların doğru yardım olduğunu çok net görüyorsun. Eğer yanlış yerdeyse ya da senin mahallende olmadığını düşünüyorsan da yurttaş olarak o zaman da talep edebiliyorsun. Somut ya da burada yanlış bir bilgi veriyorsunuz, düzeltin diye uyarıda bulunabilir. Ya da hiç öyle bir siyasi bir şeyin yok. Yani katılımla falan ilgilenmiyorsun. Ama çocuğun var, kreşe yollamak istiyorsun. Nerede kreş var? O kreşin çünkü çok detaylı veri topladı gerçekten Elvan. Hem de verinin böyle çok değerinin olmadığı, tasdiflenmediği falan bir dünyada gerçekten aylarca uğraştı ve onu sanki çok böyle almış gibi sundu ama çok da zor aldı aslında. O kreşleri de açtığınız zaman hepsinin kapasitesini görüyorsunuz. Evet. Kaç metrekaredir, kaç kişi çalışır, kaç paradır falandır filandır. Dolayısıyla hani şehre, kente katılma derdi olmayan ebeveynlerin de aslında işine yarayacak. Sağ hizmet maksadıyla bile olsa bilgiye erişim olarak evet, kullanabilecek. Herhangi bir şifre, evet, ekranda görüyoruz örnek olarak. Evet. Herhangi bir şifre gerektirmeden belediye nokta istanbul95.org adresi, evet, bir kez, evet, daha tekrarlayalım. Evet. Evet. Evet, burada örneğin Fatih ilçesiyle ilgili. Evet, gördüğünüz gibi bu ilk başta bahsettiğim İstanbul Çalışmaları Merkezi'nde yapılan haritalardan bir tanesi bu. Bunu dediğim gibi aslında sayfanın başında iki kısım var. Biri İstanbul geneli, biri İstanbul ilçeleri olarak. Bu haritayı İstanbul geneli içinde görebiliyorsunuz. Ama gitmeye gerek yok, burada kalabiliriz. İlçeler arasında da bu raiç, bedel ve yaş verileri üzerinden farklılaşmayı gösteriyor. Koyu mavi kısımlar, yani ya da şöyle diyeyim, sol tarafta gördüğünüz, lejandın sol tarafında gördüğünüz mavi kısımlar, raiç bedelin en düşük olduğu yerler. Dolayısıyla yoksulluğun en yüksek olduğu, yani en yoksul mahalleler olarak tanımlayabileceğimiz ilçe içinde bu arada. Hı hı. Yani İstanbul, evet, içinde değil, ilçe içinde. Mahalleler kırmızı yerler ise gelir seviyesinin daha yüksek olduğu mahalleler. Yeşil yerler ise bu ikisinin ortasında yer alıyor. Bu mavi, yeşil ve kırmızı arasındaki renk farklılaşmaları, ton farklılaşmaları ise çocuk nüfusunun yoğunlaştığı yerleri gösteriyor. Evet, koyu mavi ile gördüğünüz yerler çocuk nüfusunun yüksek olduğu. Daha yoğun olduğu. Evet, açık mavi ile gördüğünüz yerler çocuk nüfusunun daha düşük olduğu. Koyu kırmızı ise bordo, o ortada gördüğünüz kısım, evet, ise en, yani ilçe içerisinde gelir seviyesi en yüksek ve en yaşlı
profilin bulunduğu mahalle. Hem rayiç bedellerin yüksek hem de nüfusun yaş ortalamasının yüksek olduğu bölgeler. Evet, öyle. Siz Fatih Belediyesi'yseniz ve çocuğa yönelik bir hizmet vermek istiyorsanız burada yani baktığınız zaman nereye verirsiniz? Koyu mavi ile gösterilen yani lacivert de gösterilen o yukarıda kuzey tarafta yer alan mahalleleri. Halic'in iç taraflarında bulunan mesela bölgeler. Kreş, ücretsiz kreş hizmeti vermek istiyorsanız veya süt yardımı yapacaksanız veya bebek bezi yardımı yapacaksanız. Ki şu anda görebiliriz değil mi? Rejiden arkadaşlar basabilirler. Evet. Beyoğlu'na gidebilir miyiz? Teşekkürler. İlk başta bir künye açılıyor. İlçenin genel profilini gösteriyor. Onu kapattıktan sonra da bu rayiç bedeli. Evet, bunun üzerinden kreşleri görebilirsiniz. Herhangi birisine, mesela burada bakarsanız gerçekten de Beyoğlu Belediyesi'nin yani mavi ile gösterilen mahallelere gerçekten kreşlerini özellikle o mahallelerde yoğunlaştırdı, o hizmetleri o mahallelerde yoğunlaştırdığını görebiliyoruz. Burada künyeye tıkladığımız zaman kreşle ilgili, o kreşle ilgili bilgiler açılıyor. İşte biraz önce saati, söyledim, yani bilgiye erişimi de sadece hani şey değil, karar alıcının kullanacağı bir araç olarak değil, yurt dışında bilgi erişmek için kullanabileceği bir aracı. Evet, kreş kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, ücreti nedir, burs imkanı var mı, öğretmen kaç tane öğretmen var, kaç tane çocuk var, öğretmenlerin eğitim durumları, meslekleri gibi. Birçok bu ayrıntıya kadar evet, o ayrıntıya kadar bilgi var ve işte sadece kreş değil, onun altında çocuk merkezleri var mesela. Mesela bazı belediyeler kreş veya gündüz bakım evi demese de çocuk merkezleri adı altında ve buna benzer hizmetler verebiliyorlar. Aynı fonksiyonları götüren birimler. Evet, olabiliyor. Evet. O yüzden ikisini hani beraber bakmakta fayda var. Peki Itır Hanım'ın az evvel söylediği gibi ben sadece hizmet almak isteyen bir ebeveyn olsam bu bilgiye ne kadar güvenebilirim? Yani güncelliği nedir buradaki verinin? Güncelliği 2017 yılıdır. Peki ama periyodik olarak ki, güncelleniyor mu? Periyodik olarak güncellemek mi? Tabii ki de hedefimiz. Tabii. Yani şimdi 2000... zaten bu şey projenin bu böyle başarılı bir proje olunca çok iyi de feedback alınca belediyelerden ve farklı aktörlerden ikinci yıl devam edecek proje. Elvan anlatır detaylarını. Sadece belediye değil kamu hizmetleri de işte eklenecek. Özel hizmetler de eklenecek ama bir yandan da belediyelerdeki ilgili birimlerdeki yetkililere bu veri tabanı nasıl güncelleyecekleri eğitimleri verilecek. Çünkü biliyorsunuz bu sosyal projelerdeki en önemli sorunlardan bir tanesi de proje biter. Hani bütçe biter, proje mezarlık bir internet mezarlığı olur. Siber mezarlığı kalır. Öyle bir şey olmasın diye çünkü çok fazla emek var gerçekten. Evet. Ve de işe yarayacağı da hani şimdiden anlaşılmış olan bir araç olduğu için biz bunu devam etsin istiyoruz. Sahiplenmek için de bunu nasıl devam edeceğini öğrenmeleri gerekiyor belediye çalışanların. Dolayısıyla yine Elvan'ın liderliğinde onlara eğitimler de verilecek. Hani nasıl tekrar güncelleyecekler. Evet, yani biz bu veriyi şey olarak toparladık tabii. Excel dosyası üzerinden bir büyük bir Excel dosyamız var. İçinde birçok sayfa var. Yani çok hani karmaşık bir şey. Tabii herkes bu haritayı yapan arkadaşım ben tabii ki çok rahat bir şekilde onun üzerinden bunu bu portala dönüş ve yazılımcı arkadaşımıza tabii ki öyle ekip olarak çok rahat bir şekilde çalıştık onun üzerinden ama tabii ki biz her sene bu veriyi toplayıp o şekilde yapamayacağız. Evet. O nedenle biz bu dedik ki belediyeler kendileri girsinler bu verileri. Biz bir admin panel yapalım. Çok basit, çok kullanıcı dostu bir şekilde. Belediyeler verileri girsin ama onların girdiği veri bizim çalıştığımız işte Excel dosyasına zaten direkt olarak aktarılsın ve sizin kontrolünüzden veya düzenlemenizden geçtikten sonra da portala yansısın. Portala yansısın diye önümüzdeki dönemde böyle bir hedefimiz var. İkinci olarak da Itır Hanım dediği gibi kamu hizmetlerinde hatta özel. Kamu ve özel. Okul öncesi eğitim ve sağlık yalnızca. Diğer hizmetleri kapsamayacağız. Ama İstanbul'daki tüm ilçeler yani bu haritalar üzerinde gösterilecek zaten. Belki bu haritaları, altlık haritaları çeşitlendirebiliriz. Mesela işte kadınların çalışma oranı ile ilgili
haritalar da konabilir. Yani bu portalı geliştirmek zaten bizim çok büyük hedefimiz, sürdürülebilirliğini sağlamak aynı zamanda geliştirirken. Yani şey çok güzel tabii ki, ilçe belediyelerinin hizmetlerini görmek çok güzel ama bunun üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin verileri de gelecek mesela. Artı kamu ve özel şey gelirse, hizmetler de gelirse, az önce bahsettiğimiz o bütüncül, işte Murat Hocaların o haritalarla birlikte mevcut durumu gösteren, profilleri gösteren ve hani tüm hizmetlerin de üzerine geldiği o bütüncül kentte ne oluyor, ne bitiyor'yu görmek. Çok daha geniş, çok da, evet, ve çözünürlüğü yüksek bir tablo görebilmiş, evet, olacağız. Evet. Peki son birkaç dakikada şuraya gelmek istiyorum. Az evvel söylediğiniz bu çalışmanın faydalı olduğu şimdiden anlaşıldı gibi bir cümle söylediniz. Bu çalışmaları yani gerek sizin siyasa notunuz olsun gerek İstanbul 95 portalı olsun. Şimdiye kadar hangi kurumlar faydalandı ve size ne tür geri dönüşler oldu? Yani belediyeler önemli bir aktör. Evet, çocuk konusunda çalışan STK'lar veya benzeri girişimler veya bireyler, yurttaşlar, İstanbullulardan ne tür geri bildirimler aldınız? Bunu da merak ediyoruz. Şimdi bizim başta öncelikle hani kullanıcısı olacağını düşünmediğimiz akademisyen arkadaşlarımızdan bir sürü derste gösterdiklerini, derslerinin bir bölümünü buna akademisyenler, ayırdıklarını. Akademisyenlerle ilgili daha önce kötü bir tecrübeniz mi oldu? Yaptığınız çalışmaları kullanmıyorlar mıydı yoksa? Yok, kullanıyor. Onu demek istemedim tabii ama hani böyle en iyi konu ders konusu olacağını da hani çok fazla beklememiştik açıkçası. Hani belki araştırmacılar hani veriye ulaşmak için hani kendi çalışmaları için, araştırmaları için kullanırlar diyorduk ama sınıfta, evet, derste anlatılacağını, evet, öngörmemiştik. O bizi heyecanlandırdı. Başka kentlerden, şimdi isim geçirmek bilmiyorum ne kadar doğru olur ama büyük birkaç kentten üst düzey yöneticilerinden, en üst düzey yöneticilerinden çok olumlu yorumlar ve talepler de aldık. Başka kentlere de gideceğiz gibi duruyoruz. Hatta belki daha büyük ölçekte bile tabii ki yapılabilir. Yurttaşlardan henüz sormadık. Bu ikinci fazda birazcık kullanıcılar açısından da erişilebilirlikle ilgili yine Eva'nın çalışmaları var. Belki o zaman daha hani şey gerçekçi bir cevap verebilirim ama şimdilik yani çok somut olarak bildiğimiz bir de tabii bu projenin pilot belediyeleri var. Pilot belediyeler en çok yararlananlar oluyorlar. İstanbul içindeki ilçe belediyelerinden, evet, söz ediyoruz, evet, değil mi? Pilot neydi bunlar? Maltepe. Sultanbeyli, Maltepe, Beyoğlu ve Sarıyer belediyeleri. Evet. Onları zaten aslında biz bu şey anketin tasarımında da çok beraber çalıştık. Tabii. Yani o anketi beraber tasarladık gibi bir şey söyleyebilirim. Yani hani bu soru olmaz dediler, bunu ekleyelim dediler veya işte yani birçok tabii ki belediyenin farklı içini, şekilde soralım. Tabii belediyenin içini daha iyi bildikleri için. Burada işte dediğimiz gibi yani erken çocukluk bizim bu projedeki odaklandığımız grup, kırılgan grup olmuş oldu. Ama aslında bizim iyi yönetişimde veriye dayalı, nasıl ki biz kendimiz kurum olarak bulgu temelli politika önerisi yapıyoruz. Yani biz bunu kendi metodumuz ama bu başkaları için de kullanılacak bir metod olsun diye bu aracı geliştirdiğimiz için veriye dayalı politika yapma bizim için önemli. Mesela Sultanbeyli Belediyesi hem bu İstanbul 95'te çok zaten pilot belediye olduğu için ve de katılımcı bir proje yürütüldüğü için işin daha çok içinde oldular. Ve de bunun verinin gerçekten değerinin farkına varıp bonus yine bir küçük proje daha yaptık hatta. Bu defa erişilebilirlikle ilgili. Yine veriye dayalı, yine interaktif haritalı falan. Yani belediyeler gerçekten veriyle yani ölçüp biçerek, görerek, fotoğrafı çekerek karar vermenin ne kadar daha başarılı sonuçlar vereceğini aslında anlamış oldular. Yani bu Sultanbeyli mesela ikinci o küçük erişilebilirlik projesi bence buna çok güzel bir örnek. Gerçekten demek ki ikna oldular. Bu da bizim, evet, için sevindirici. Çok, çok sevindirici ve projenin ben şimdi başarısı. Zaten bu geri bildirim toplantıları yapıyorum şimdi bu şeylerle, ilçe belediyeleriyle. Güzel şeyler duyuyoruz tabii ki. Mesela bir tanesi dedi ki işte hani eskiden park ve bahçeleri arardım bazı verileri almak için. Şimdi giriyorum hemen sizin sitenizden alıyorum. Yani bu işte çünkü belediyeler arasındaki bu birimler de çok fazla birbiriyle konuşmadığı için aslında. Yani onlar arasında, evet, da veri paylaşımını, evet, hızlandıracak bir şey belki de. Tabii. Aynı zamanda işte iyi yönetişimin kavramları, hesap verebilirlik açısından, şeffaflık açısından, sadece katılım değil, kapsayıcılık açısından gerçekten yani bir taşla birçok işin aslında yapıldığı bir araca dönüşmüş oluyor. Evet. Elinize sağlık. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür bugünkü programımızda İstanbul ilçelerinde çocuğa yönelik hizmet ve stratejileri ele aldık.
Türkiye Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı'ndan, TESEV'den iki uzman konuğumuzdu. Doktor Itır Akdoğan ve Doktor Bürge Elvan Erginli. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta yine Pazartesi günü Medyascope TV'de şehir hepimizin programında görüşmeyi diliyoruz. Hoşça kalın. Biz teşekkür ederiz.